Ulusal Kanal'da yepyeni bir Yeni Dünya programıyla karşınızdayız. Bu haftaki bölümümüzde Beijing 2022 Kış Olimpiyatlarını enine boyuna ele alacağız. Birbirinden değerli konuklarımız bizimle birlikte olacak. Kimleri mi ağırlayacağız? Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Xiaobin, İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Sayın Fahri Erenel, Türk-Çin İşler Başkanı ve Vatan Partisi Çin Temsilcisi Sayın Adnan Akfırat ve Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen. Önemli bir konu, uzman konuklar. Hazırsanız Yeni Dünya başlıyor. Evet, Çin Halk Cumhuriyeti Şubat ayında gerçekleştirilecek 2022 Beijing Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları için hummalı çalışmalar yürütüyor. Üstelik Çin, dünyada hem yaz hem kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ilk ülke olarak olimpiyat tarihine de geçecek. Gelin bu çalışmaların ayrıntılarını birlikte keşfedelim. 2008 yaz olimpiyatlarındaki başarılı ev sahipliğinin ardından Beijing, bu kez de kışın büyük buluşmanın organizasyonunu üstleniyor. Adını tarihe çifte olimpiyat şehri olarak yazdırıyor. Dünyanın gözü sıra dışı özelliklere sahip bu olimpiyatlarda. Hiç olmadığı kadar büyük bir yatırım söz konusu. Peki Çin olimpiyatlara neden bu kadar önem veriyor? Olimpiyatlar Çin için önemli. Neden önemli? Çünkü Çin'in savunduğu uluslararası düzen, aslında olimpiyatlarda kendisini ifade eden bir düzen. Olimpiyatların özelliği ne? Olimpiyatlara katılan bütün ülkeler eşitler. Bunların arasında herhangi bir ayrım yok. Renk ayrımı yok, din ayrımı yok, efendim dil ayrımı yok. Olimpiyatlarda herkes eşit bir şekilde katılıyor ve eşit temsil imkanına sahipler. Dolayısıyla bu aslında bizim büyük Atatürk'ün 1937 yılında ünlü bir konuşması vardı, biliyorsunuz. O gün gününü ağırdığını nasıl görüyorsam doğunun da bütün mazlum milletlerinin sömürgecilikten ve emperyalizmden kurtulup milletler arasında ahenk, hoşgörü ve kardeşliğin hakim olacağı bir dünya olacaktır diyor. Atatürk'ün öngördüğü bir uluslararası işbirliği modeli. Çin de bunu savunuyor. Dolayısıyla o olimpiyatlar Çin açısından, Çin'deki sosyalist yönetim açısından dünyadaki bütün milletlerle eşit ilişki kurmanın ve eşit ilişkiyi başarılı bir şekilde bir spor gösterisi olarak sürdürmenin bir aracı. Çin öncelikle Xi Jinping iş başına geldikten sonra çok geniş olarak bir yönetsel anlamda plan ortaya attı. 14. Kalkınma Planı'nda da insani yönde ağırlıklı olmak üzere bütün boyutları var. Yani Çin şunu ortaya koymaya çalışıyor. Çin'in çok kadim bir kültürü var, kadim ve güçlü bir stratejik kültüre sahip. Bu stratejik kültürün aynı zamanda yurt dışında işte insan haklarına karşı gelen, insan haklarını uygulamayan, azınlıklara baskı yapan bir yapıdan ziyade kendi topraklarında bu tür faaliyetler düzenlenerek Batı'nın gazetecisi, sporcusu veya diplomatların da bu konuları yakından görmesini arzu ediyor. İkincisi, ekonomi tek başına gelişme bir anlam ifade etmez. Askeri gücün de gelişmesi bir anlam ifade etmez. O yüzden spor esasında günümüzde ülkelerin en önemli aynasıdır. Bu böyle kabul edilmektedir. Özellikle antik dönemindeki olimpiyatlardan başlamak üzere ve günümüze kadar da bu süreç gelmiştir. Her ülke heyecanla olimpiyatları organize edecek günü bekler. Ülkenin tüm vatandaşları bunu bekler. Spor, hani barış içinde sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmeye yardımcı olduğu için insanların yaşamlarına doğrudan etki verir. Zaten belli bir sosyoekonomik problemlerini diyebilirim, gelişmiş ülkelerde diyelim. Artık spora verilen önemi herkes çok iyi biliyor. Çin'de sportif açıdan çok başarılı ülkeler arasında hem yazda hem de kışta tabii ki hep ilk 10'da yer alan, hatta ilk 5'te yer alan
ülkelerden bir tanesi. Her zaman spora çok ciddi yatırımlar yapıyor. Hem sporcularını uluslararası arenada en üst seviyede görmek, kendi marşını dalgalandırmak, bayrağını dalgalandırmak, marşını söyletmek, sporcularını dünya arenasına çıkarmak, hem de ülkesini turizm açısından da tanıtmak anlamında çok önemsiyorlardır diye düşünüyorum. Beijing Kış Olimpiyatları ekseninde dünya gençliğine olimpiyat ruhunu aşılamak, kış sporlarına teşvik, karşılıklı anlayışı geliştirerek uyum dünyası yaratmak gibi önemli mesajlar veriliyor. Olimpiyatlar bu mesajlarda olduğu gibi insanlığın ortak geleceğini birlikte inşa etmenin yadsınamaz bir adımı olarak öne çıkıyor. Bu olimpiyat hiçbir dil, din, renk, ırk farkı gözetmeden insan olmaktan dolayı bir araya gelinen ve insanlık coşkusu birlikte yaşanan, oradan zenginleşilen bir uluslararası oyun. Şimdi bu zaten bugün dünyasında bir siyasal hedef. Yani böyle bir dünyaya ulaşmak siyasal bir hedef. Dolayısıyla bu siyasal hedef nedir? Bu insanlığın ortak hedefi. Yani hiçbir halkın, hiçbir milletin dininden, ırkından, renginden dolayı aşağılanmasın, dışlanmasın, herkes eşit olarak kabul edilsin. Bu insanlığın ortak özlemi ve talebi. Bunu gerçekleştirmek için emperyalizmin kısıtlamalarından kurtulmak gerekiyor. Dolayısıyla bu boykot çalışmaları, İnsanlığın bir eşit dünya, eşitlik temelinde karşılıklı paylaşarak ve karşılıklı zenginleşerek gelişme isteğini engelleme çabası. Dolayısıyla Amerika'nın, İngiltere'nin, Kanada'nın, Avustralya'nın yaptığı şey insanlığa karşı bir suç işliyorlar ve ne kadar küstah, ne kadar diğer halkları aşağı gördüklerini gösteriyorlar. Eminim onların sporcuları da yöneticilerin bu tavrını paylaşmıyorlar. Çünkü olimpiyat köyünde kalan sporcular hayatlarındaki en büyük mutluluğu o dönemde yaşadıklarını anlatıyorlar. Yani dünyanın en başarılı sporcuları bile hayatınızda unutamadığınız ne anınız var dediğinde olimpiyat köyünde yaşadıklarını anlatıyorlar. Bir de düşünün hakikaten insanlık açısından da hiçbir sınırlama olmadan sadece kardeşliğini birlikte oynama, birlikte yarış yapma coşkusunu yaşadığın, dolayısıyla bir ön yargı yok, bir şey de yok. Yani sonunda para da vermiyorlar sana. Sadece bir insanlık adına onur madalyası alıyorsun. Yani böyle bir faaliyet. Bu insanlığın ortaklık özlemi, yani birlikte yaşama, birbirine saygı, insan olmanın getirdiği özellikler bunlar. Olimpiyatlar bize insanlığımızı hatırlatıyor. Emperyalizmi bizi insanlıktan çıkarmaya, bir tüketici haline getirmeye çalışıyor. Ama olimpiyatlar bizim insan olduğumuzu ve insanlarla birlikte olduğumuza, mutlu olduğumuzu hatırlatıyor. Spor uygulamaları hani yaygın etkiye sahip olacak. Dünya çapında artık bir endüstri oldu. Yani spor sadece biraz önce söylediğim özellikler değil, diğer taraftan da organizasyonu yapan ülkeleri de ciddi bir gelir kapısı oldu. Eğer finans iyi yönetilebilirse. Bu dolayısıyla hani her şeyden önemlisi spor ilerleme ve gelişmeye için de güçlü bir araç haline geliyor. Yani bu yüzden uluslararası kuruluşlar sporu kalkınma yardım programlarına dahil ediyorlar. Uluslararası sporu kendi kalkınma projelerine entegre etmeye çalışıyorlar. Teşvik etmeye çalışıyorlar. Ülkeler kendi aralarında karşılıklı olarak kamplara gidip geliyorlar. Dolayısıyla ben yani süreç içerisinde işte sizin de dediğiniz gibi Çin iki olimpiyatı da yapma gibi, işte bu çok önemli bir şey. Yani hem yazı yapacağım hem kışı yapacağım düşünceleri çok önemli. Diğer taraftan da işte böyle sportif açıdan güçlü ülkelerde ne yapıyorlar? Başka ülkelere de rol model olma gibi bir sorumluluk da aslında taşıyorlar.
Bu zaten sportif açıdan gelişmiş ülke. Demek ki diğer ekonomide, işte ülkesi, turizmde, birçok alanda birçok konuyu bitirmiş demektir, sağlık konusunda olsun. Sıra spora gelmiştir. Eğer sporda da en üst noktaya da gelmişseniz topyekun bir kalkınma içerisinde olduğunuzu gösterirsiniz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2022 Beijing Kış Olimpiyatları için yaptığı yoğun çalışmaların motivasyonunu yalnızca sporcuların kusursuz bir müsabaka deneyimi yaşamasını sağlamak oluşturmuyor. Çin aynı zamanda dünyanın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunma hedefinde kendi payına düşen sorumluluğu alıyor. Beijing, yeşil enerjiye, olimpiyatlar çerçevesinde ciddi yatırımlar yapıyor. Olimpiyat mekanlarını hazırlarken enerjinin sürdürülebilir kullanımı esas alındı. Örneğin, sökülebilir bir buz yapma sistemi kuruldu. Bu sistem, malzemelerin yeniden kullanılmasını ve dönüşüm maliyetinin düşürülmesini sağlıyor. Ayrıca oyunlar için gereken buzun yapımında soğutucu olarak ozon tabakasına zarar veren freon yerine karbondioksit kullanıldı. Bu sayede yılda 3900 arabanınkine eşdeğer olabilecek karbon emisyonu azaltılarak neredeyse sıfıra indirildi. Çin şu anda olimpiyatlarda alınan, olimpiyat komitesinin aldığı kararla 26 merkezini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalıştırmaya başladı. Yani bu da bir dünyada bir ilki oluşturuyor. Bu da son derece önemli. Ve en önemlisi genel iki ana bölge bireysel kış sporları merkezinin denetiminden de geçti. Yani olimpiyatların yapılması için Çin 2015 yılında verdiği bütün taahhüdü, yenilebilir enerji kaynakları, karbon salınımı, hava kirliliği dahil olmak üzere bütün bunları yerine getirdiği gibi denetimden de geçti. Yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı ve Çin bunu başardığını söyleyebiliriz. Amerikalıların en büyük korkusu normal yaz olimpiyatlarından sonra bugüne kadar Vancouver dışında 2010'da ilk 10'a giremeyen Çin'in bunda da çok ciddi bir hazırlıkla Amerika'yı yakalayacağı veya belki de geçebileceği endişesi Batı ülkelerinde Amerika'nın dediğim gibi dengesini alt üst etti. Ana düşüncesinin dünyanın bakış açısının bu olduğunu ve Çin'in bu açıdan da ben çok iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Trafikten uzak, işte kötü havadan uzak. İnsanlar yaşamak istiyorlar. Sadece hani sağlığın tanımında der ya, hasta ya da sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali der. Dolayısıyla bireylerin tam bir iyilik hali olabilmesi adına hem spor yaptıkları alan, hem yaşadıkları alan, bunlar çok önemli ve yaşadıkları, birlikte oldukları insanlar da çok önemli. Dolayısıyla ben bu uygulamayı, bu adımı çok yerinde buluyorum ve tebrik ediyorum. Ve bütün dünya ülkelerinin de geldikleri zaman olimpiyat köyü gibi oldukları yerlerde oraları görmeleri, belki oradaki yaşadıkları kültürü, kendi yaşadıkları ülkelerde, şehirlerde yapmaya çalışmaları bence son derece isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Tabii çok iddialı. Yani dünyada ilk kez sıfır karbon salınımıyla gerçekleşecek bir olimpiyat olacağı ilan edildi. Şimdi Çin'in 2060 yılında bütün ekonomiyi sıfır salınımlı hale, sıfır karbon salınımı haline getireceğini iddia ediyor. Xi Jinping bu hedefi koydu. Dolayısıyla bütün dünyanın gözünün dikildiği Pekin Olimpiyatları'nda bunu yapabileceğini dünyaya göstermek istiyor ve bunun yapılabileceğini bütün insanlığa göstermek istiyor. Dolayısıyla Çin'in bilim ve teknoloji alanındaki bütün ilerlemelerinin uygulamaya konulduğu bir saha, bir laboratuvar da gibi de görebiliriz Pekin Kış Olimpiyatları'nı. Çin'in ilginç bir yönetim anlayışı var. Çin'de hiçbir şey birdenbire uygulamaya konmuyor. Önce bir küçük bir bölgede sanki laboratuvar gibi değerlendiriliyor. Önce orada deneniyor. Denemede ne tür sorunlar çıktığı saptanıyor.
O küçük örnek bir süre sonra biraz yaygınlaştırılıyor. Diyelim ki bir köydeyken birkaç kasabaya taşınıyor. Sonra bir şehre taşınıyor. Bir şehirden diyelim ki üç şehre taşınıyor ve sonunda bütün sorunlar giderildikten sonra uygulamaya konuluyor. Dolayısıyla Pekin Kış Olimpiyatları Çin açısından da, Çin yönetimi açısından da kendisini sınadığı, bu buluşlarını sınadığı bir alan durumunda. Kuşkusuz bu sınamaların herhangi bir yan etkisi, zararı yok. Yani diyelim ki sıfır karbon salınımlı ve yeşil enerjiyle yapılan bir şeyin maliyetin ne kadar olduğuna bakılıyor. Yani bunu yapıyorsunuz, uygulanabilmesi için maliyetin de uygun olması lazım, yaygınlaşabilmesi için. Bu tür denemelerin yapıldığı bir alan. Çok heyecan verici tabii. Yani böyle diyeyim işte yapay karlar oluşturuluyor. Hatırlarsınız, belki izleyicileriniz hatırlar. Pekin 2008 Pekin Olimpiyatlarında yağmur yağmaması için şeydeki gökyüzündeki bulutlar bile temizlenmişti o zaman. Yani olimpiyatlara zarar vermemesi için önceden tohumlama yapıldı ve yağmur yağdırıldı, bulutlar boşaltıldı. Yapay rüzgarlar yaratıldı, bulutlar Pekin üzerinden uzaklaştırıldı. Bu tür tecrübelerin de yaşandığı her tecrübede sonunda bir bilimsel gelişmeyi hızlandıran bir deneme oluyor. Kış olimpiyatları için yüksek teknoloji kullanılarak bazı yenilikçi çözümler sunan akıllı binalar, ulaşım, yayın ve akıllı ekipman uygulamalarına ağırlık verildi. Altyapı, çevre koruma, akıllı hizmetler ve yapay zeka gibi konularda olimpiyatlara özel birçok sistem geliştirildi. Hatta Çin, yapay zekaya sahip, işaret diliyle olimpiyatları anlatacak sanal sunucusunu da tanıttı. Olimpiyatların yapılacağı Beijing, Yangqing ve Zhangjiakou'daki 3 yarışma bölgesinde olimpiyat köyleri kuruldu. Yeşil oyunlar temasıyla düzenlenen köyler, dünyada sağlıklı binalar adı verilen ve önde gelen tasarım standartları benimsenerek inşa edildi. Köylerin, sporculara ve teknik görevlilere konforlu bir yaşam ortamı sağlaması hedefleniyor. Evet, gördüğünüz gibi Beijing'de çevre ve teknoloji çalışmaları üst düzeyde ilerliyor. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti, COVID-19 ve çeşitli varyantlarının etkisini göstermeyi sürdürdüğü bir dönemde olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla sorumlulukları büyük. Bu nedenle Çin, Olimpiyat Komitesi ile birlikte riskleri neredeyse sıfıra indirmek için olağanüstü bir çaba gösteriyor diyebiliriz. Bu kapsamda COVID-19'a karşı önlemleri kapsayan bir hazırlık planı açıklandı. Herkesin oyunlar sırasında işlerini, günlük etkinliklerini rahat bir biçimde sürdürebilmesi için hazırlanan bu özel planın adı Kapalı Döngü Sistemi. Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve 2022 Olimpiyat ve Paralimpik Kış Oyunları Beijing Organizasyon Komitesi iki ayrı başucu kitabı yayımladı. Bu kitaplarda COVID-19'a dair kapsamlı yönergeler sunuluyor. Aşılama, test ve hijyen önlemleri de üst seviyede. Şu anda dünyada COVID'le başarılı olmuş, COVID'le mücadelede başarılı olmuş neredeyse tek büyük ülke. Yani Küba'da var başarılı olan ama yüz ölçümü ve kalabalık nüfusuyla göz önüne alındığında Çin açık ara önde. Dolayısıyla herkes, yani dünyada, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika'da COVID nedeniyle çok ciddi kısıtlamalar var. İşte bugünkü haberlerde de vardı. Hollanda 4 hafta kapanmaya gidiyor. Oysa Çin aldığı doğru önlemler sonucunda COVID'le mücadelede başarı kazandı ve burada hayat normal olarak devam ediyor. Hastalık yok, dışarıdan gelen hastalıkları da hemen ivedilikle saptıyorlar ve yayılmadan
tedavi yoluyla toplumun işinde, gücünde, sporunda, eğlencesinde olmasına imkan sağlanıyor. Bu açıdan Çin tabii ki bu başarısını bütün dünyaya göstermek istiyor. Sayın Akfırat, bir taraftan da Çin'in bu olimpiyatları düzenlerken çok önemli bir mesaj verdiğini de görüyoruz. Çünkü sloganlarında kullandıkları cümle tamamen geleceğe doğru birlikte. Bu söylemi bizim için biraz açabilir misiniz? Ne anlamalıyız bu söylemden? Şimdi bu Sayın Xi Jinping'in, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in savunduğu bir görüş, bir insanlığın ortak geleceği için bir topluluk oluşturalım. Yani insanlık şu anda ancak toplu olarak hareket ettiğinde, kolektif olarak hareket ettiğinde çözebileceği sorunlarla karşı karşıya. İklim değişikliği gibi, COVID gibi, yani benzer hastalıkların, benzer salgınların da olabileceği öngörülüyor. Bu koşullarda tamam iletişim, seyahat diyelim ki uluslararası alanda çok kolaylaştı. Ama aynı zamanda hastalıklar da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla bunlara insanlık ancak ortak davranarak çözüm bulabilir. İnsanların ortak, insanlığın, milletlerin ortak davranmasını engelleyen şey ne? Emperyalizm. Emperyalizm bütün milletleri ezerek kendisinin söylediğinin en doğru olduğunu ve herkesin ona boyun eğmesi gerektiğini söylüyor ve öyle bir uluslararası düzen kuruluyor. Bunun değişmesi lazım. Kaldı ki emperyalist, ABD emperyalizmi söylediklerinin hepsinin insanlığa felaket getirdiği zaten çıktı ortaya. Yani iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinin aşırı tüketim olduğu, bu fosil yakıtlara aşırı bağımlılığın aynı zamanda karbon emisyonunu çok artırdığını saptadı bu hızlı sanayileşme. Dolayısıyla Pekin kış olimpiyatlarının sloganı geleceği birlikte inşa etmek, birlikte spor yapmak, insanlığın ortak geleceğini sporla kurmak Çin'in dünya genelinde savunduğu bir insanlığın ortak sorunlarını kolektif davranışla ortaklaşa çözmek gerektiği görüşünü anlatıyor. Esasında geleceğe doğru birlikte değerlendirmek için Amerika'nın yaptıklarına gene bakmak lazım. Amerika kendi geliştirdiklerini taklit ediyor diye Çinli doktor öğrencilerini, genç insanları sınır dışı etmiş. Doktora öğrencilerini kabul etmemeye başlamıştı. Çin'den gelenlerin her birine bir şekilde teknoloji ajanı gözüyle bakmaya başlamıştı. Ekonomik anlamda sınırlamak istedi, olmadı. Teknolojik anlamda sınırlamak istedi, olmadı. Ve bütün bu yetersizliklerini bu alan üzerinden götürmeye çalıştı. Esasında Çin bu ifadeyle geleceğe doğru hep birlikte derken gençlere yapılacak olan yatırımın, spora yapılacak olan yatırımların esasında insanlığın geleceğine yönelik önemli bir barış atmosferi yaratacağını söylüyorum. Çin Halk Cumhuriyeti olimpiyatlar için hem yeşil enerji hem de COVID-19 önlemleri açısından yoğun bir tempoda çalışırken Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği diplomatik boykot girişimleriyle karşılaştı. Aralık ayının başında Amerika Birleşik Devletleri insan haklarını gerekçe göstererek olimpiyatlara diplomatik boykot kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin peşi sıra Avustralya, İngiltere ve Kanada'da diplomatik boykot kararlarını açıkladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden diplomatik boykot kararlarına hızla tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wen Bingwang, bu ülkelerin olimpiyatları politik manipülasyon için kullandığını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Liang Zhao da ABD'nin boykot kararının yalanlara ve dedikodulara dayandığını söyledi. Kararlı karşı tedbirler alınacağını duyurdu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Liu Xiaobin de diplomatik boykot kararlarını Yeni Dünya programı için değerlendirdi. Gelin hep birlikte izleyelim. Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Çin Olimpiyatları resim sergisinin açılışında yaptığım konuşmada da net bir şekilde şunları söylemiştim. Beijing Kış Olimpiyatları oyunları aslında
dünya ülkelerinin kış alanında sporcuları ve özellikle buz ve kar üzerindeki sporları sevenler için çok görkemli bir şölen olmalıdır. Asla ve asla bazı ülkeler ve bazı güçler tarafından siyasi manipülasyon yapılması için bir sahne haline gelmemelidir. Bu yüzden biz en kararlı şekilde olimpiyatların ve sporun siyasallaştırılmasına karşı çıkmalıyız. Onların bu siyasi manipülasyonları zaten olimpiyatların ruhuna ve olimpiyatlar tüzüğünde belirtilen ilke ve amaçlara ciddi şekilde aykırılık oluşturmaktadır. Bu yüzden onların bu girişimleri dünya halklarının desteğini kazanamayacağı gibi onlar da amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Bu konuda Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü net bir şekilde cevabımızı aktardı. Şunu söylemek istiyorum, 50 günden daha az bir zaman kaldı. Beijing kış oyunları perdelerini açacak. Biz kesinlikle inanıyoruz ki Çin tarafı Beijing kış olimpiyatlarını çok muhteşem, temiz ve sade bir olimpiyat olarak dünyaya sunacaktır. Teşekkür ediyorum. Evet, yani kendi toplumlarında giderek azalan, kendi yönetimlerine ve eski hegemonik güçlerine özlem duyan insanları konsolide etmek için yapılmış bir pozisyondur. Ayrıca yine bu tür insan hakları ve benzeri raporlarla kendilerine özgü icat ettikleri, başka ülkeleri yayınladıkları insan hakları raporlarıyla adeta bir pres altına almak isteyen bu Batı'nın sarsılan hegemonyasını düzeltme arayışları içindedir. Dolayısıyla Çin'in ekonomik anlamda işte ne yaptı Trump? Bir sürü kısıtlamalar getirdi. Sonra ne dedi? Amerikan şirketleri Çin'den geri gelsinler dedi. Baktı Çin çökmüyor. Çin daha da güçlü bir halde geliyor. O zaman Çin'in en yumuşak karnı ne diyelim? İnsan hakları. Halbuki kendilerine bakmıyorlar bu süreç içerisinde. Bu neye aykırıdır? Bu özellikle Amerika'nın öncülüğünde hazırlanmış olan daha sonra olimpiyat ruhu. Biraz evvel söyledim. Olimpiyat devletler arasında yapılan bir faaliyet değil. Sporcular arasında yapılan ırk, dil, din, siyasi görüş, felsefe bu kavramlar 7 ve 8. maddelerle yok. Bütün ülkeler buna imza atmış. Kaldı ki bu ülkeler aynı zamanda Olimpiyat Komitesi'nin üyeleri. 2015 yılında Çin'e bu olimpiyatlar verilirken niye hep birlikte şu anki seslerini biz o tarihte bunu yaparsanız diplomatik boykotta bulunuruz deyip de aradan 7 yıl geçtikten sonra şurada olimpiyatların başlamasına Şubat ayına 1,5 aylık bir süre kaldığında, 2 aylık bir süre kaldığında seslerini çıkarıyorlar. Bunu da tamamen ve tamamen art niyeti aramak gerekiyor. Bence Çin'in hiçbir tepkide bulunması da bence gerekmiyor ve Çin söylediği gibi biz sizleri davet etmedik ki, biz sporcuları davet ettik. Burada sporcular, gençler, kendini genç hissedenler ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak insanlar burada yarışacaklar. Sizlere asla ihtiyacımız yok anlamında söylediği sözün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dediği gibi bu Batı ülkelerinin, Çin'in asla baş edemedikleri diğer yönleri olimpiyatları bir fırsat olarak görüp daha evvel belirttiğiniz gibi yani 1984 yılında işte Moskova olimpiyatları Batı ülkesi soğuk savaşta boykot etmişti. Ondan sonra Los Angeles olimpiyatları boykot edildi. Ne oldu? Sporcular bile gitmedi. Yani 4 yıldır olimpiyat ruhunu içinde duyarak buna hazırlanan genç insanlar, sporcular, ülkelerin yaptığı masraflar o kadar kendilerinden feragat ederek bu yarışları ülkeleri adına hazırlandırıp ülke bayrağını dalgalandırmak, marşını dinletmek onuru varken bunu tercih etmemeleri dünyanın o dönemdeki soğuk savaşın daha da soğumasına yol açmıştır. Bunun aslında Amerika'yı ve bu Amerika'nın yanlış kararına uyan diğer devletleri teşvik etmek dışında bir sonucu olmayacak. Yani ne Pekin olimpiyatlarına ilişkin bir katılımı engelleyen bir tarafı var. Çünkü zaten Amerika'nın, İngiltere'nin, Kanada'nın, Avustralya'nın olimpiyat sporcuları Pekin kış olimpiyatlarına katılacaklar. Davet edilmemiş olan diplomatlar gelmeyecekler. Zaten davet edilmedikleri için de gelip gelmemelerinin bir önemi yok. Peki neden yapıyor Amerika bunu? Biliyorsunuz Biden devraldığında ilişkileri Trump'tan işte ben Çin'e haddini bildireceğim, Amerika'nın geri döndüğünü göstereceğim, Çin de boynunu ölçüsünü alacak diye bir üst perdeden konuşuyordu.
Ama ilk görüşmelerinde Yang Jiechi, yani Amerika, Çin'in dış politikadaki en yetkili ismi, Amerikalılara hak ettiği dersi gösterdi ve siz eşit ilişki kurmayı kabul ederseniz ancak bizimle ilişkileri yürütebilirsiniz dedi. Nitekim geri adım attılar. Fakat öbür taraftan da Amerika'nın işte kendi taraftarlarına, yani kışkırttığı, ortaya sürdüğü işte bir sürü örgütler var. Bunlara da bir görüntü vermeleri gerekiyor. Yani bunun görüntü vermenin ötesinde bir şey yok. Ancak ABD'nin, Biden'ın, Blinken'ın bu kararı Amerika'nın dünyanın her tarafındaki uzantılarının gönlünü fethediyor ve onları harekete geçiriyor. Keza biz de bakıyorsunuz işte bu Biden'ın kararından sonra Meral Akşener, efendim Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu birdenbire harlandılar ve Pekin kış olimpiyatlarını boykot için etkinlikler düzenlemeye başladılar. Oradan da anlaşıyoruz ki Biden bu işi Pekin kış olimpiyatları için değil, bir umut verip yollara sürdüğü, ayrılıkçılığı destekleyen Amerikan hayranlarını mutlu etmek için yapmış. IOC'nin National Olympic, yani ulusal olimpik komitelere verdiği yetkiler, verdiği güçler zaten sporu siyasetten, politikadan uzak tutmak adına onlara verilen destek yapılardır. Ben artık devletleri yönetenleri de yöneticileri de yani sporu artık farklı görmelerini, her ne kadar spor yani bir soğuk savaş gibi görülse de artık soğuk savaştan çıkıp tamamen ülkelerini tanıtma, kendilerini tanıtma ve biz artık bu işi ne kadar iyi yapabiliyoruz gösterme adına dönmeliler. Yani sıcak savaştan soğuk savaşa geçti ama bunu da daha çok artık daha çok keyif alarak, zevk alarak ve mümkün mertebede ülkelerini işte Çin'in yaptığı gibi tanıtım amacıyla işte hem yaz hem kış diyor kendine yeni argümanlar yaratmış. Bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ve hep bu doğrultuda ülkelerindeki kurum ve kuruluşlara destek vermelerini istiyorum. Bence de çok yerinde bir karar olmuş. Boykot artık o günler geçti. Yani sporun boykotu olmaz. Geçen günlerde Putin-Xi görüşmesinde Putin olimpiyatların açılışına katılacağını açıkladı. 2014 yılında da benzer bir durumu görmüştük. Soçi'deki kış olimpiyatlarını boykot girişimlerinin ardından belli başlı Batı ülkelerinin o dönemde Xi de Rusya'ya destek vermek için açılışlara katılacağını aktarmıştı ve katılmıştı. Bu dayanışmayı nasıl yorumluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Çin arasında, evet iki ülke arasında bir takım sorunlar var. Fakat bu sorunlar bir kenara konulmuş durumda. Şu anda her iki ülkeyi ayrı ayrı, çünkü Amerika 2. Dünya Savaşı'nda çok ciddi bir hata yaptı. Aynı anda Almanya ve Japonya'yı karşısına alarak bayağı o süreçte zorlandı ve en sonunda atom bombasını atmak zorunda kaldı. Şimdi dünyada resmen ilan ettiği iki tane düşman var. Biri Rusya, biri Çin. Rusya ile ve Çin'i birbirinden ayırmaya çalışıyor. İşte Çin'i Güney Çin Denizi'nde sürekli olarak AUKUS dediği Avustralya, esasında bu boykota imza atanların hepsinin de orada olduğunu görürüz. Onlarla Güney Çin Denizi'nde onu sınırlamaya çalışıyor. Rusya'yı Karadeniz'de ve Baltık bölgesinde sınırlamaya çalışıyor. İşte Dede Ağaç'a üs falan kurarak. Bu iki ülke üzerinde ekonomik anlamda bir etkide bulunamayınca askeri anlamda bunu yapıyor. Ama her iki ülke eski ülkeler değil. Her iki ülke askeri ve ekonomik anlamda da güçlü ülkeler. Her ne kadar Rusya'nın kendi iç bir takım sıkıntıları olsa da sonuçta askeri anlamda dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri esasında şunu yapmak istiyordu hep, bu vasıtayla bu iki ülkeyi birbirinden ayırmak. Ama bu 1,5 ay önce iki ülke arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı ve artık bunun bozulması oldukça zor. Çünkü Rusya 3200 kilometrelik Sibirya'nın gücü adını verdiği doğalgaz hattıyla Çin'in önemli bir enerji ihtiyacını karşılıyor doğalgaz açısından. İki ülke arasında buna benzer birçok ilişkiler var. Dolayısıyla dünyanın en güçlü iki ülkesinin bir arada olması Batı'ya karşı verilecek önemli bir mesajdır.
Çin'le Rusya'nın yan yana olması ve Amerikan saldırganlığına karşı kararlı bir şekilde tavır alması bütün insanlığın yararına, çıkarına ve onları güvenliğe kavuşturan bir özelliğe sahip. Bütün Amerika'nın zorlamalarına rağmen, kışkırtmalarına rağmen Putin ve Xi Jinping'in önderliğinde çok diyelim ki uyanık, akıllı, bilgece bir birliktelik politikası izleniyor. Çin Rusya'yı yalnız bırakmıyor Amerika'nın saldırıları karşısında. Rusya da Çin'i yalnız bırakmıyor. Kaldı ki bunların her ikisi de bir Asya ülkesi. Her ne kadar Rusya'nın bir kısmı Avrupa'da da olsa dolayısıyla bir Avrasya özelliği de kazanıyor. Rusya ile Çin arasında çok yakın bir ekonomik işbirliği var. Bir de birbirini tamamlayan ekonomiler. Yani Çin ciddi bir enerji açığı olan bir ülke. Bunları Rusya'dan temin etmeye çalışıyor. Rusya ile Çin'in uzun sınır komşulukları var. Hem Sincan'ın üst kısmında hem de İç Moğolistan'dan sonra doğu kıyısında Rusya ile zaten komşu Çin. Çin ile Rusya'nın işte diyelim ki 1960'larda hatta bir sınır çatışması bile yaşadığı bilinmesine rağmen şu anda hiçbir sorun olmayan son derece yakın iki dost ülke olarak birlikte hareket ediyor. Bir de uluslararası birliktelikleri de var. Yani işte Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya-Çin birlikte, BRICS'te BRICS'te Çin ve Rusya birlikteler ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde Çin bu girişimi destekliyor. Ve Rusya'nın etkisi altında olan ülkelerde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne girmeye teşvik ediliyor. Dolayısıyla bir dayanışma var ve Pekin Kış Olimpiyatları'nda da bu dayanışma kendisini gösterecek. Bir taraftan da dünya ve uluslararası ilişkiler açısından Çin'in geldiği noktayı yorumlamanızı rica edeceğim. Hem ekonomi, teknoloji, hem kültür, sanat ve spor alanlarında Çin'in yükseliş dönemine girdiğini görüyoruz. Peki bu uluslararası ilişkiler ve diplomasi açısından önümüzdeki süreçte neler getirecek? Çin 2006 yılından itibaren daha yani 2008 krizi çıkmadan önce ekonomisinin gelişme şeklini iç pazara dayandırmak olarak belirledi. Yani ihracata yönelerek, ihracata dayanarak kalkınma yerine iç pazara dayanarak kalkınma politikasını benimsedi. Ve bu Çin'i 2008 krizi dünyada yaşanırken sıçrattı. Yani dünya demeyelim de bu gelişmiş kapitalist ülkeler krizdeyken Çin aldığı doğru politikalarla çok önemli bir sıçrama yaptı. Ve yeni bir uygarlık yükseliyor. Yani bu uygarlık bizim yabancı olmadığımız bir Asya uygarlığı, insani değerlerine önem veren, insanlık değerlerini paylaşarak gelişmeyi bir ilke olarak benimseyen yeni bir uygarlık gelişiyor. Çin'in dediğim gibi çok güçlü bir kültürü var. Bütün dağda tepede yaşayan herkesin merkezden uzak olsa bile hücrelerine bu büyük bir saygıyla dünyanın en büyük kuraklığını geçiren, Batı'nın Japonya'nın defalarca işgaline uğrayan, Afyon Savaşları denilen meşhur savaşlarla yağmalanan bir ülke kendi ayakları üzerinde durarak bütün bu güçlerle mücadele etmiş ve Çin'in asla ve asla dışarıya yönelik Afrika'da bugün bir tane sömürgesi var mı? Yok.
ne başka bir bölgede asla yok. Bugün esas olarak kendisine karşı çıkanlar İngiltere'nin, Çin'in burnunun dibinde, Avustralya dahil olmak üzere bütün her yerin, Hindistan dahil olmak, eski bir sömürgesi Çin'i de bu hale getirmeye çalışmıştır İngiltere. İşte Pakistan, Bangladeş, Amerika'nın bakıyorsunuz dünya üzerinde 800'den fazla üssü var. Çin'in iki tane üssü var. Bir Cibuti de var ki orada herkesin olan bir üssüdür. Çünkü Amerika'nın da var orada. İngiltere'nin de üssü var. Bütün ülkelerin üssü var. Cibuti de bir tek. Çünkü Cibuti bir tek üslerden geçiren çok garip bir ülke. Onun dışında bu şekilde bir büyüme, bu şekilde askeri üs tesis etme gibi bir heves varısı yok. O tamamen Amerika'nın kendini Güney Çin Denizi'ne niye hapsediyor? Petrol tankerlerinin gidiş geliş yollarını kesmek için Malakka Boğazı'nda. Çin de çok güzel bir hamle yaparak Kuzey Pasifik'ten, Kuzey Buz Denizi'nden artık buzlar çözüldüğü için Rusya ile ticaretini ve diğer şeyleri buradan yapmaya başlıyor. Amerika işte bunlara çözüm getiremediği için Çin her türlü Amerikan baskısına bir tedbir alıyor. Bu da Amerika'nın iç politikasına ciddi bir şekilde Biden'ı başarısı olarak yansıtıyor. Bugün Biden işte iki şeyde yapılan eyaletteki valiliklerden birini kaybetti, birine de kaybetmenin çok yakınına geldi. Ve bu Biden'ın bir daha, Çin de görüyor bunu, bir daha seçilemeyeceğini değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bu tür sert politikaların artık dünyada bir işe yaramadığını herkes görüyor. Evet, programımızın bu bölümünde Şubat ayında gerçekleştirilecek Beijing Kış Olimpiyatları'nı ayrıntılarıyla değerlendirdik. Çok sayıda ilke sahne olacak Kış Olimpiyatları'nın hazırlık çalışmalarından, Çin'in öne çıkardığı evrensel değerlere ve olimpiyatların dış politikaya nasıl yansıdığına kadar pek çok konuyu çok değerli isimlerle ele aldık. Olimpiyat heyecanını yaşamamıza kısa bir süre kala, dilerseniz Beijing'de 2008'de yapılan olimpiyatların en iyi görüntülerinden derlenen özel bir videoyla kapanışımızı yapalım. Yeni bir Yeni Dünya programında buluşuncaya dek hoşça kalın.